Herkese merhaba. Bugün çiçek ekmek yapımını anlatacağım. Benim normalde bir hamburger ekmeği tarifim var. O tarifteki hamura göre yaptım bu hamurda. Hamuru çok ayrıntılı anlatmadım. Artık hamur yapmayı hemen hemen hepimiz biliyoruz. Bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su, bir kaşık şeker, şeker mayalanmayı kolaylaştırır. Yarım paket, belki birazcık daha fazla yaş maya kullanıyorum, kuru maya da olabilir. Karıştırıp bir ön mayalanma için 10 dakika bekliyoruz. Ön mayalanma olduktan sonra bir yumurta, burada göstermemişim ama yarım çay bardağından zeytinyağı koydum, biraz da tuz. Hamuru karıştırdıktan sonra bekledim. Kabardı. Ondan sonra şimdi tezgah alıyorum. Bir saat önce mayalanmasını bekliyorsunuz. Kapalı bir şekilde. Sonra tezgah aldıktan sonra hamuru bezelere ayıracağım. Önce ikiye ayırıyorum. Daha sonra her parçayı üç parçaya ayırıp o parçaları da ikişer parçaya ayıracağım. Toplam 12 tane yaklaşık bezem oldu. Siz daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Yaklaşık bir portakal, mandalina portakal büyüklüğü arasında. Bezeleri içe içe kıvırarak yapıyorum. Bu hamur iki kere mayalanıyor. Bir önce hamur yoğurduktan sonra 1 saat mayalanıyor. Daha sonra tepsi mayası, 1 saatte tepsi mayası. Ben kek kalıbının içerisine yerleştirdim güzel şekil alsın diye. Çiçek şeklini verdim aralıklı bir şekilde. Çünkü zaten tepsi mayalanmasında bunlar birbirine bitişecekler. Gördüğünüz gibi 1 saat bekledim üstü kapalı. Ve çiçek şeklini tamamen almış. Üzerine yumurta sarısı sürmeyi sevmiyorum. Poğaça gibi görünüyor. O yüzden süt, çok azıcık da zeytinyağı sürdüm. Şimdi minik Ömer'in ellerinden susam ve çörek otu döküp 200 derece fırında pişirmeyi alacağız. Çok güzel pişmiş bir şekilde. Gerçekten harika bir ekmek oldu. Dışı çıtır, içi yumuşak, çok güzel pişmiş bir ekmek. Dediğim gibi hamburger ekmeği olarak da ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Bunu çiçek şeklinde verip ekmek gibi de yapabilirsiniz. Her şekilde tüketilmesi gayet güzel. Afiyet olsun.